Sayın seyirciler, Kızılay'ın depremzedeler için yardım toplayan sivil toplum kuruluşu Ahbaba iddiaya göre 46 milyon liraya çadır satması muhalefeti ayağa kaldırdı. Muhalefet hala çadır bulamayan, soğukta üşüyen depremzedeler varken Kızılay nasıl çadırı parayla satar dedi. Başkan Kerem Kınık'ı istifaya davet etti. Barınma ile ilgili konularda bir sorun yaşamıyoruz. Çadırlara olan talebin de azaldığını görüyoruz. Bedava çadır dağıtması gerekenler. Kızılay çadırları satmış. Satmış. Yazıklar olsun. Erdoğan, Kızılay ile ilgili depremzedelere hakaret ediyordun. Sahi sen ne diyordun? Kızılay nerede diyor. Ve ahlaksız. Ve namussuz. Ve adi. Yatılır mı burada? Hanif benim devletimiz anne anne. Geçmiş olsun canım teyzem. Yurda yatılır mı? Kimin var? Kimsem yok Allah'tan başı. Kimse gelip sormadı. Ne bir çadır istedim, vermedi. Eğer biraz onur varsa, biraz şahsiyet varsa o Kızılay'ın başındaki istif etmeli. İyiliğin gücüyle insanın ve toplumun onurunu korumak anlayışıyla kurulan Türk Kızılay'ını, paranın gücüyle insanını yalnız bırakan, binbir dümen kurup içini boşaltan bir anlayışa mahkum ettiniz. Yazıklar olsun. Bir yanda soğuk havada hala çadır bekleyen depremzedeler, diğer yanda devletin yardım kuruluşu Kızılay'ın sivil toplum kuruluşu Ahbaba, depremzedelere yardım için toplanan parayla çadır satması. Muhalefetten tek ses yükseldi. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı istifa davet ettiler. Kerem Kınık, yazıklar olsun. Derhal istifa edin. Bu ülkede depremzedeye çadır dağıtmakla mükellef olan bir kadim yardım müessesesi depremde vatandaşlarımız çadır çadır diye bağırırken başka kuruluşlara çadır satmaktadır. Ticari işlem yapmaktadır. Bizim bağışlarımızla varlık sebebi bu olan bu kuruluş bu çadırları bir başka kuruluşa satıyor. Bu asla kabul edilebilir bir durum değil. Kızılay'ı önce Ensar'ın paravan şirketi haline getirdiniz. Milletin çadırını millete, milletin parasıyla sattınız. Bu açıkça vatan hainliğidir. Sorumluluk makamındakiler bu ülkenin vatandaşlarına laf edeceklerine, kavga edeceklerine, bağırıp çağıracaklarına şu görüntünün bir cevabını versinler. Bu kuyruk ne kuyruğu biliyor musunuz arkadaşlar? Çadır kuyruğu. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. İşte çıkmış bir tanesi. Kızılay nerede diyor. Ve ahlaksız, ve namussuz, ve adi. Hükümet, eğer ahlaksız arıyorsan, namussuz arıyorsan çadır satanlara bak. Kimin malını kime sattınız? Bunun adı iş bilmezliktir, akıl tutulmasıdır. Ülkemiz ve asil milletimiz bunu hak etmiyor. Yardımseverlerin destekleriyle para toplayan Kızılay, iştiraki Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ üzerinden iddiaya göre Ahbaba 46 milyon liraya 2050 adet çadır sattı. Muhalefet elinde çadır varsa neden bedava vermek yerine sattın diye soruyor şimdi Kızılay'a. Ey Kızılay, sen şirket misin? Sen hayır kurumu musun? Kızılay Amerika'daki binaya 10 milyon dolar para gönderiyor. Senin görevin mi kardeşim? Sen çadır yap, konteyner yap. Depremzedeler soğuktan donarken Kızılay'ın çadırları bekletip satması yaşadığımız alçaklıklar sıralamasında bayağı üst sıraları zorlar. 10 il yıkılmış, milyonlarca insan soğukta evsiz kalmışken onlar için toplanan paralar karşılığında çadır satan devletin yardım kuruluşu Kızılay'a muhalefetin tepkisi büyük. Gözler iktidarın bu açıklamalara ne cevap vereceğinde.